Değerli milletvekilleri, maalesef AKP, FETÖ'nün darbe girişimi ve IŞİD'in katliamları başta olmak üzere dinci örgütlerinin saldırılarından hala ders çıkaramadı. Dincilik adeta bir afyon gibi, haşhaş gibi IŞİD ve FETÖ'nün olduğu kadar bir kısım AKP'lilerin de kanında dolaşıyor, zihinlerini uyuşturuyor. Bakınız bir örnek vereceğim. Kayseri'nin Develi ilçesi belediye başkanı öğrencileriyle birlikte Ahmet Yılmaz Camii'nde 29 Aralık 2016 tarihinde bir araya gelir. Fotoğrafta belediye başkanı, milli eğitim müdürü ve öğrencilerin büyük çoğunluğu AKP'nin siyasi simgesi haline gelen bir el işareti yaparak objektiflere böyle poz veriyor. Bu fotoğraf hırsızlığa, yolsuzluğa, kamu malını babalarının malı gibi kullananlara, çocuklara tecavüz edenlere ses çıkaramayanların, yeni yılı karşılayanlara ahlak dersi vermeye kalkmasının fotoğrafıdır. Bizim bu din görevlisinden beklentimiz camide siyaset yaptırmam diyebilmesiydi. Çocuklara tecavüz edenlere tek kelime etmiyor, devlet malını çalanlara devlet malını çalmak haramdır demiyor, belediye başkanı ile camide siyaset yapıyor. Olmaz bir böyle bir şey sayın milletvekilleri, olmaz böyle bir şey. Bu fotoğraf layık ve bilimsel eğitimden okuyan, düşünen, sorgulayan, fikri hür, vicdanı hür nesillerden korkanların dindar ve kindar nesiller yaratarak varlıklarını daha uzun yıllar sürdürme telaşının fotoğrafıdır. Bu fotoğraf IŞİD ve FETÖ'nün tohumlarının yeniden ama yeniden atıldığının tohumlarıdır. Belediye başkanı camide siyaset yapıyor. Burada bu fotoğraf karesinde yer alan belediye başkanı ve bürokratlara sesleniyorum. Ellerinizi bu ülkenin çocuklarının üzerinden derhal çekin. Altın nesil yetiştiriyoruz diyerek çıktığınız yolun nasıl bir uçurum olduğu 15 Temmuz ihanetinde ortaya çıkmış iken bu ülkeyi uçuruma sürükleyecek yeni yanlışlara kalkışmayın. Biz bunları söyleyince AKP ile ilişkili kimi çevreler gördünüz mü? Bu CHP'liler namaza da camiye de karşı diye hemen karşı propaganda yapıyorlar. Şunu peşinen söyleyeyim ki namazın da caminin de başımızın üzerinde yeri var. Bizim isyanımız yüce dinimizin gül yüzlü çocuklarımızın siyasete alet edilmesidir. Allah rızası için artık bu halkı Allah ile, din ile, kutsal değerlerle aldatmayı bırakın. Laiklik güzel ülkemizin toplumsal barışının teminatıdır. Kirli hesaplarla bu barışı yok etmeyin. Artık AKP'nin gaflet uykusundan uyanıp iktidar partisi sorumluluğu ile hareket etmesi gerekiyor. Artık bölen, kutuplaştıran, ayrıştıran, ötekileştiren değil, tam tersine birleştiren, herkesi kucaklayan bir siyaset izlemesi gerekiyor. Benim size önerim, gelin böyle değil, bir kez de böyle milletle tek yumruk olmayı deneyin. Eğer AKP hükümeti bizim uyarımızı dikkate almaz, eski alışkanlıklarına devam ettirirse benim onlara önerim, terörün her türlüsünü kınıyorum bakanlığı, keşke biz de şehit olsaydık bakanlığı ve kimse Türkiye'nin sabrını test etmesin bakanlığını acilen kurmasıdır. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Arı.